Günlerdir otel odasındasınız. Bunu anlamak zor değil. İçimden bir ses namının sizi fazlasıyla üzdüğünü söylüyor. Evinize bile gitmek istemediniz. Telefonlarına da çıkmadınız. Bir dakika Şahin Bey. Ben sarhoş oldum. Bir taksiye bindim. Ve beni bir otele getirmesini söyledim. O da beni bu otele getirdi. Ne tesadüf ki sizinle burada karşılaşıyoruz. Ya da bu bir tesadüf değil. Ve taksici sizin adamınız mesela. Ve siz bu karşılaşmayı günler öncesinden planladınız. Zekanız önünde saygı değil. Beni yakaladınız. Taksiciyi adamlarım ayarladı. Evet doğru. Buraya getirilmenizi ben istedim. Müsaadenizle ben kalkayım. İtil Hanım. Unutmayın. Namık etrafındaki herkese hükmeder. Kiminin duygularına, kiminin de kalbine. İnsanları kullanır ve atar. Şahin Bey. Eğer yanlış anlamıyorsam siz bana şu an ajanlık teklif ediyorsunuz. Ve maalesef bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Katiye, Katiye. Öyle anlaşıldıysam özür dilerim. Ben size hiçbir şey teklif etmedim. Hele de böyle küçük düşürücü, saygısızca bir şey asla. Ben sadece size anladığımı söylüyorum. İyi günler. Size de. Kalbi kırılmış bir kadın benden kat be kat zalim olabilir. Oğlun ve gelinin ikinci kez elimden kurtuldu. Ama inan bana böylesi daha zevkli. Ne de olsa yıllarca bu anı bekledim. Hem rakip güçlü olunca maç daha zevkli oluyor. Benim de sana bir müjdem var. Kızınla ilgili. Artık buluşup bir karşılıklı konuşmanın zamanı geldi, ne dersin? Hı. Ne oldu, dilini mi yuttun? E tabii. Sen de haklısın. Bekle. Seni alacaklar birazdan.